Şimdi Sayın Gönenç, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Haberi de ekranlara getirdik. İzleyiciler için bir hatırlatma ve bilgilendirme oldu ama bu karar ne demek oluyor? Sizden bir öğrenelim. Tabii öncelikle buradaki yöre çiftçisi için çok büyük bir darbe olduğunu söyleyebilirim. Çünkü söz konusu araziler 2014 yılındaki Büyükşehir Yasası'yla malı olmaktan çıkıp Bergama Belediyesi'ne geçmişti. Bunlar o yıla değin o köylerin muhtarlıkları tarafından işletilen ya da yine o köyde bulunan çiftçilere icar yöntemi dediğimiz kiralamayla verilen ve köydeki insanların üretime dönük işledikleri atadan dededen kalma topraklarıydı. Büyükşehir Yasası'ndan sonra belediye mülkü olduktan sonra da Bergama Belediyesi bu yöntemi izlemeye devam etti. Yani İhale kanunu hükümlerine uygun olarak orada yaşayan köylülere kiraladı ve onların tarımsal üretim yapmalarını da onların üretime devam etmelerini de bir şekilde önünü açmış oldu. Ancak bugün gelinen noktada artık ne yazık ki çok da alışa geldiğimiz tipik bir AKP uygulamasıyla birlikte Bergama Belediyesi sözüm ona başka projeleri için bu gayrimenkulleri tırnak içinde söylüyorum, kamu yararına değerlendireceğini söylüyor. Aslında yaptıkları işin farkındalar ki satma deyimini kullanmaktan da ısrarla kaçınıyorlar. Ama ne yazık ki bu araziler şimdi satışa çıkarıldı ve artık köylünün malı ya da kamunun malı olmaktan çıkacak. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu araziler Bergama'yı bilenler, bu bölgeyi bilenler iyi bilir. Bakırçay Ovası'nın, bereketli Bakırçay Ovası'nın en bereketli noktasında bulunan Kadıköy gibi aşağı kırıklar, Ferizler, Ayaskent, Dağıstan gibi köylerimizdeki verimli araziler. Yani pamuk ekiminin, domates ekiminin, mısır ekiminin yapılabildiği, sulu tarımın yapıldığı birinci sınıf araziler ve büyüklük olarak da Bergama Belediyesi'nin elindeki en değerli, en verimli alanlar. Bunlar şimdi elden çıkarılıyor ne yazık ki. Peki bu alanların vasfı ile ilgili tekrar bir belirlemenizi isteyeceğim. Şu an bu alanlar aslında oradaki köylülere kiraya verilen alanlardı ve bunlar kullanılıyordu. Bunlar tarımsal vasfı olan alanlar olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Tabii. Yani burada Bakırçay Ovası'nda Türkiye'nin en bereketli burası, pamuk üretiminin yapıldığı, en kaliteli pamuğun üretildiği bir nokta. Ve buralarda birinci sınıf tarım arazileri. Yani toprak topraktır şüphesiz ama buralar kıraç, hiçbir şekilde değerlendirilemeyecek, işte çölleşmiş, ne bileyim üzerine bir şey ekip biçemeyeceğiniz topraklar, araziler, değersiz alanlar değil. Tam tersi çok değerli alanlar ve bunlar satılıyor şimdi. Tabii şu da var. Daha önceki dönemlerde de Bergama Belediyesi'nde benim de belediye başkanlığı yaptığım dönemlerde de ufak tefek satışlar oldu. Ancak orada bir kriterimiz vardı. Bizler hem yöre köylüsü için hem de Bergama Belediyesi için çok fazla anlam ifade etmeyen ufak 1 dekar, 2 dekar, bilemediniz 2,5, 3 dekarlık yerlerle ilgili bir satış kararı alınabiliyordu. Belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı böyle bir prensip kararı vardı. Ama şimdi gelinen noktada böyle değersiz, görece değersiz ya da küçük alanlar değil, tam tersine en değerli, en büyük alanlar. Örneğin 176 bin metrekare, 103 bin metrekare, 120 bin metrekare gibi çok büyük alanlar, 120 dekar, 150 dekar alanlar satışa çıkarılmış durumda. Bir de tabii bunun şöyle de bir anlamı var. Günümüz ekonomisinde, günümüz çiftçisinin ekonomik koşullarına baktığınızda 2 dekar, 3 dekar tarlaları belki o köylerdeki insanların alım gücü olabilir. Zorlansalar da işte ne bileyim 2-3 tane ineğini, hayvanını belki evden çıkarır. Belki biraz borçlanır. 2-3 dönüm tarlayı belki yöre çiftçisinin de alıp tekrar üretimine devam edeceğini düşünebilirsiniz. Ancak bu söz konusu satışta o kadar büyük alanlar satışa çıkıyor ki 150 dekar, 200 dekar, 170 dekar gibi yerler. Bunları bu köylerde yaşayan çiftçilerden herhangi birisinin alabilmesi mümkün değil. Çok büyük olasılıkla bunları bir takım güçlü sermaye sahipleri alacak. Ya da bizim bölgemizde tek tük bulunan işte toprak ağası diyebileceğimiz biraz daha büyük çiftçilerden belki bazıları alacak. Dolayısıyla aslında bu anlamda sermaye de el değiştirmiş olacak. İşletme düzeyinde tarım yapmaya hevesli büyük şirketlere,
ya da büyük sermaye gruplarına yapılacak satışlar olması muhtemel. Biraz önce sizin haberlerinizde de izledik Türk tarımının ne noktada olduğunu. İşte son yıllarda gübreye ve diğer ham maddelere yapılan zamlardan sonra Türkiye'de tarımın ve buna bağlı olarak köylülerin, çiftçilerin can çekişme noktasında olduğunu anlatan haberleriniz vardı birkaç dakika önce. Bu ortamı düşündüğünüzde gelinen noktada bunların yöre köylüsü, yöre çiftçisi tarafından alınması da mümkün değil maalesef. Sayın Gönenç, şunu da sormak istiyorum. Mevcut belediye başkanı satışı kaynak yaratmak için yaptıklarını söylüyor. Bergama Belediyesi'nin bu denli bir kaynağa ihtiyacı var mı? Ya da bu denli bir kaynağa ihtiyaç haline gelmesi nasıl oldu? Yani bu kadar maddi kaynak ihtiyacına düşmesi. Şimdi tabii şunu bir kere çok net söylemek istiyorum. Bergama Belediyesi'nin sürdürülemez bir borç batağı içinde, içinden çıkılamayacak bir maddi olanaksızlık içinde olduğunu söylemek mümkün değil. Bu doğru değil. Türkiye'de bütün belediyeler borçlu. Özellikle kamuya, vergi dairesine, SSK'ya tüm yerel yönetimlerin ciddi borcu var. Ama Bergama Belediyesi'ne baktığınızda çevredeki ilçeleriyle özellikle kıyasladığınızda bizim komşu ilçelerimiz bize yakın işte Ayvalık gibi, Aliağa gibi, Menemen gibi, işte Dikili Kınık vesaire kıyasladığınızda Bergama Belediyesi bunların birçoğundan ekonomik anlamda iyi bir durumda. Ama başkanın yaklaşımı ilginç. Mecliste şöyle bir ifadesi oldu. İki seçeneğimiz var dedi. Ya borçlanacağız ya da gayrimenkul satacağız. Şimdi maalesef belediye başkanının kafasında iyi bir mali yönetim, belediyenin kaynaklarını verimli kullanmak, gelir getirici bir takım projeler yaratmak ya da varsa bir takım belediyenin gelir kaybı, bu aşırı istihdam olabilir, başka bir takım problemler olabilir. Bunları kontrol altına alıp verimli bir mali yönetim modeli geliştirmek yerine borçlanmayı ve gayrimenkul satmayı tercih etmiş bir anlayış var karşımızda. Aslında merkezi hükümetin uygulamalarına baktığımızda insan şunu diyor, işte bunlar yukarıda neyse, ne yapıyorsa, aklı fikri zikri neyse burada da onu yapıyorlar maalesef. Ben işte geçmiş dönemde şunu yaptık, bunu yaptık demek istemiyorum ama biz geçtiğimiz dönemde de çok ciddi ekonomik sıkıntılar içinde yer aldık ama hiçbir zaman Bergama Belediyesi'ne yeni yük getirecek borçlanmalar ya da bir takım gayrimenkul satışları değil, var olan kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanma yoluna giderek birçok projeyi yaşama geçirebildik. Ama ne yazık ki şimdi bu bakıştan, bu beceriden yoksun olanlar ya da belki maalesef belediyenin var olan, kamunun var olan kaynaklarını başka ellere transfer etme niyetiyle buraya gelen adamların bulduğu çözüm bu. Tabii ki Bergama adına üzülüyoruz, kaygılanıyoruz ama bir şekilde özellikle buradaki köylülerin, çiftçilerin topraklarına sahip çıkması yolunda göstereceği refleksle onların kamuoyundaki etkileriyle bu satışları durdurmaya çalışacağız. Sadece Cumhuriyet Halk Partilileri olarak değil, burada Bergama'da kamunun kaynakları konusunda duyarlılığı olan ve bu köylünün, çiftçinin yoksullaşmasını istemeyen herkesle birlikte bir dayanışma içinde bunun önüne geçmeye çalışacağız. Çok teşekkürler Sayın Gönenç. Verdiğiniz bu bilgiler ve deneyimlerinizi, deneyimli bir başkan olarak bilgilerinizi Artı TV izleyicileriyle paylaştığınız için teşekkür ederiz.